Arkadaşlar merhaba. Kap ve piyasa haberleri videosuna hoş geldiniz. BIST 100 günü 5186.83 puandan %1.23 düşüşle kapattı. Değişim puan olarak 64.78 puan olarak gerçekleşti. BIST 100'ün hacmi 57 milyar 254 milyon TL'ydi. En fazla değer kazanan sektör BIST Turizm %1.36 değer kazanırken en fazla değer kaybeden sektör BIST Ticaret %3.18 değer kaybetti. Bist yüzün dolar bazlı değeri 220 dolar 24 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 145, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 348, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 17. Piyasada kiminle konuşsam, bu piyasanın içinde kiminle konuşsam herkes yarına kanalize olmuş durumda. Genel olarak tahminler %25 bandıra çekileceği yönünde Merkez Bankası tarafından. Ama benim için 1650 bas puanlık faiz artışı biraz yüksek. Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım daha ilk toplantısında bütün kurşunlarını, bütün mermilerini harcayacağını düşünmüyorum. Ayrıca para piyasası kurulundaki diğer üyelerin de değişmediğini bir kenara not edelim. Faizler benim tahminim %12-%15 arasında çıkartılacağı yönünde. Duymaya hasret kaldığımız sözlü yönlendirme yapmasını bekliyorum. Zira dünyadaki diğer bütün merkez bankası başkanları faiz kararını açıkladıktan sonra piyasayı sözlü olarak yönlendirirler. Sözlü olarak yönlendirme sayısal yönlendirmeden çok çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Yıl sonuna kadar TÜİK enflasyonuna göre reel pozitif faiz oranı gelene kadar her toplantıda da faiz artışının ufak ufak devam etmesini bekliyorum. Gaye Hanımın konuşmasının yanında para para, para para piyasası kurulu metni de uzun zaman sonra önem kazanacak. Zira bundan önceki para piyasası kurulu metni ya da faiz kararı hiçbir şekilde kimse tarafından e, takip edilmiyor okunmuyordu arkadaşlar e, bu arada şunu da söyleyeyim uzun zamandır bir şey dikkatimi çekti bazı hisseleri özellikle sevilen popüler hisseleri e, uzun zamandır kimse konuşmuyor bunlardan bir tanesi Ereğli bir tanesi İstemir efendime söyleyeyim yani e, şöyle anlatayım size Space odalarında duyulmuyor. İnsanlar Ereğli şöyledir, öyle Ereğli böyledir demiyor. Ya da istemir öyledir, böyledir demiyor. Böyle durumlar e, ne durumlarıydı arkadaşlar? Onları siz tahmin ettiniz. Bu arada Türk Traktör için via halk yatırım tahminlerimiz ışığında Türk Traktör için 437 TL 33 kuruş seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımızı 510 TL 90 kuruşa yükseltiyoruz dediler. Kap haberlerine geçelim. Kozma Yatırım Holding özel durum açıklaması kapattı. attı. İştirakimiz Hervey Burger Gıda AŞ merkez adresindeki Gıda AŞ merkez adresinde Yeni Bosna East West Çarşı Mağazası Restoranı olarak bugün itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Rize ilinde Çamlıhemşin Fırtına Deresi ve Şimal AVM'de olmak üzere 2 adet franchise franchise sözleşmesi imzalamıştır. Türkiye'ye geldiğim zaman ben de gitmeyi istiyorum. Bakalım e, kalite olarak nedir. Natural gaz sermaye artırımı kapağı attı. %100 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı vardı. Bunun için SPK'ya başvurmaya karar verilmiş. Biraz geç kaldılar. Biraz daha hızlı yapmaları daha iyi olurdu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz saat aralığına göre kapı haberlerini verdiğim için Bugün bir tane daha bedelsiz e, kararı aldı şirketlerden bir tanesi. Onu da biraz sonra göreceksiniz. Asuz özel durum açıklaması kapattı. Şirketimiz Gür Gürcistan Distribütörümüz GT Group Limited'den 154 adet otobüs siparişi almıştır. Söz konusu araçlar 15 Şubat 2024 tarihine kadar teslim edilecektir. Teşke bunun e, maddi karşılığını da bildirmiş olsalardı. <laughs> Affedersiniz. Işık Plastik dün genel kurulda onaylanmıştı. E, kar payı dağıtım kapı. Tarih belli değildi. Tarihi belli, e, belli olmuş. 0.11 kuruş. 6. 22'si 2023 hak kullanım tarihi. Hesaplara geçiş tarihi 6. 26'sı. Yani 1 kuruş, 1-2 kuruş bir para verecek. Doğu özel durum açıklaması kapıya attı. Arkadaşlar Doko son zamanlarda çok fazla ivme kazandı. 2000 liralardan 3000 liraları geçti. 2022-23 mali yılı 1 Nisan 2022, 31 Mart 2023 hesap dönemi kar payı dağıtımına ilişkin olarak her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı 1 euro. Her bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı 0.72 buçuk euro. Temettü başlangıç tarihi 7. ayın 24. 2023. Temettü ödeme tarihi 7. ayın 27. 2023. Temettü başlangıç tarihi hisse senetlerin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür demişler. Aynı zamanda Avusturya borsasına kote olmuş bir şirket. Etiler Gıda geri alınan payların elden çıkarılmasıyla ilgili kapattı. SPK Kurulu işte geri alınan paylar tebliği kanunları açıklamış. Ondan sonra da geri alım programı dahilinde alınan 512.600 pardon 512.769 nominal değer, değerindeki şirketimiz Etilre paylarının geri alımı gerçekleştirilmiştir. Tarihler 14 Şubat 2023 tarihli 2 ayın 14'ünde işte şeyleri vermiş. Sayı Kanun sayılarını vermiş. Şunu bunu vermiş. Geri, e, pay geri alım programı dahilinde alınan 212.769 TL nominal değerdeki etiler paylarının Borsa İstanbul'da satışı 6. ayın 20'si 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Detayları da aşağıda vermiş. Şimdi arkadaşlar ne kadar? 212.769 adet e, hisse satmış. Buradan da bakın geri alım programında ne kadar para kazanıyorlar. 139 1302 TL para kazanmış. Herhalde paraya ihtiyacı vardı şirketin. BMS Birleşik Metal Sanayi maddi duran varlık alımı kapattı. Üretim faaliyetlerimizin en önemli kalemi olan enerji tüketimimizi sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla minimize ederek kendi elektriğimizi üretebilir hale gelmek amacıyla Kırşehir'deki 147 bin metrekare araziye kurulacak 5000 kW kapasiteli lisanssız gez yatırımımızın Bölgedeki imarlı yol çalışmasına ulaşması amacıyla büyütülmesi kararı alınmıştır. Yatırımlarda planlanan büyüme için var olan araziye ek 31.831 metrekare bağımsız ek alan 1.591.590 TL bedelle satın alınmıştır demişler. Kayseri Şeker Fabrikası Kayseri Yeni Arı Halk bu arada şunu da hatırlatayım. Halka arzlara katılıp fazla para kazanamayan insanlar, sabırsız insanlar, kazanmıyor diye satan insanlar her hissenin ederine geleceğini daha önce birçok kez söylemiştim. Yine söylüyorum. Bugün bazı halka arzlar, eski halka arzlar, yeni eski halka arzlar diyeyim size. Yakın zamanda halka arz olmuş şirketler baya güzel prim yaptı. Onun için... Borsada en önemli şey sabırdır. Eğer o sabır sizde yoksa arkadaşlar bu piyasada olmayın lütfen. Zira e, yıpratıcıdır. Borsa yıpratıcıdır. Çevik gibi sinir ister. E, aylarca bazen kırmızı olur portföyünüzdeki hisseler. Moraliniz bozulur. Ama işte vazgeçtiğiniz anda belki borsanın gitme zamanıdır. Şirketimizin mali tablolarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmaların devam etmesi nedeniyle 7. ayın 10'u 2023 tarihine kadar yayınlanması gereken 5. ayın 1'i 2022, 4. ayın 30'u 2023 tarihli finansal tablo ve raporların yayınlanması için SPK'dan 30 gün ek süre talep edilmiş olup kabulü durumunda söz konusu finansal tablo ve raporlarımız 8. ayın 9'u 2023 tarihine kadar yayınlanması planlanmaktadır demişler. Ulusoy'un özel durum açıklaması kapattı. Yatırımcılarımızdan gelen sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 6. ayın 14'ü 2023 tarihli kap açıklamamızın ek açıklamalar kısmında duyurduğumuz üzere pay geri alım programımız kapsamında 2. ayın 24'ü 6. ayın 14. 2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 2.500.000 adede ulaştığından geri alım programımız tamamlanarak sona erdirilmiştir dediler. İzmir Demir Çelik özel durum açıklaması kapı şirketimizin %85.44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzmir pardon İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ adına Manisa ilinde yenilenebilir enerji üretim alanında 147 MW megavat üretim hacmine sahip arazi üzerine 24.1 MW kurulu gücünde GES yatırımı yapılacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız tarafından 24.1 megawatt kurulu gücünde GES yatırımı kapsamında TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 6. ayın 2023 tarihli şu sayılı 361.115.128 TL tutarlı 3 yıl süreli yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında vergi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve KDV istisnası destek unsurlarından yararlanacaktır demişler. CVK Maden yeni iş ilişkisi kapattı. Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ yurt dışında yerleşik iki şirket ile maden cevheri satışı konusunda anlaşmıştır. Sözleşmelerin toplam bedeli yaklaşık 68 milyon 432 bin Türk Lirası'dır demişler. Dolar karşılığında 2 milyon 912 bin TL'ymiş. Hep söylüyorum, <laughs> CVK maden kapattığında teşke bu cevheri kendisi işleyip satsa. Evet, Gyi bugün ayakta tutan neydi? Özel durum açıklaması kapıydı tabii ki de. Şirketimiz ile Dünya Fortuna 500 listesinde yer alan ve güneş enerjisi panel, makine, ekipman, teknik bilgi ve ham madde tedarikçisi ve satıcısı olan Çin devlet firması Sumek Enerji Holding Go arasında güneş paneli, güneş hücresi ve diğer ekipmanların tedarik arz güvenliğinin sağlanması ve uluslararası piyasalarda sinerji oluşturulmasını teminen 2,5 gigawatt büyüklüğe kadar güneş paneli ve güneş hücre üretim hattı ekipman ve ürün tedariği iş hacmindeki artışa göre artabilecek 50 milyon ABD doları tutarlı kredi limitiyleymiş. Bulgaristan'da münhasır olarak Balkan ülkelerinde ve belirlenecek diğer Avrupa pazarlarında güneş paneli dağıtım kanalı oluşturulması, müşterek olarak finansal çözümleri de kapsayacak şekilde büyük ölçekli EPC ve güneş enerji santrali projelere geliştirilmesi konularında uzun vadeli işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. Tedarik edilecek söz konusu ekipmanlar için uluslararası norm ve standartların gözetilmesi, insan haklarına saygılı bir iş ortamının yaratılması ve ayrıca yatırım ve kalkınma finans kuruluşları tarafından talep edilen çerçevelere uyum gösterileceği konularında karşılıklı mutabak mutabakat sağlanmıştır demişler. Borsa İstanbul hak kullanım kapattı. 6. ayın 22'si yani yarın Işık Plastik burada da gördüğünüz üzere demin verdim temettüsünü temettü ödemesini yapacak. Arkadaşlar kap haberlerini izlediğiniz zaman e, Borsa İstanbul zaten bir sonraki gün yani yarın e, tabi her gün için geçerli bu. Bir sonraki gün e, alacağınız temettü bedelli ya da bedelsizi bize bildiriyor. Aynı zamanda bir hatırlatma oluyor. Zoran özel durum açıklaması kapattı. attı. 5. ayın 5'i 2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleriyle bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığıyla yurt dışına taşımak amacıyla İspanya'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global %100 hissedarlığında Electrip Enerji Solüsyon İspanya, Spain, Spain ya da Spain ünvanlı bir şirket kurulmuştur demişler. Yeni bir şirket kurulmuş. Atakları çok iyi bu şirketin. Ben de e, yaptığı iş güzel. Fakat e, patronun huyunu sevmiyorum. Yani bana şöyle düşünüyorum benim kendi düşüncem yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi görüşlerim. E, patron şirketi kuruyor, güzel alanlara iş açıyor. Daha sonra yatırımcısından finansman sağlıyor arkadaşlar. Benim düşüncem bu. Yoksa şirket çok güzel. Evet. Bedelsiz kararı Backup Ambalaj'dan geldi. Backup Ambalaj yeni halka arz olmuş bir şirket. Ee, bir sene doldu dolmadı. Belki de dolmadığını zannediyorum. Arkadaşlar yeni halka arzlarda genelde bir sene iki sene sonra bedelsiz kararı zaten gelir. Onun için Gerçi e, sabırsız yatırımcılara bir şey diyemeyeceğim ama sabırlı olanlar için de ben 1-2 sene en azından bunun yavrusunu almadan bu şirketleri bırakmam. Evet sermaye artırımı kapı %100 oranında iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı demişler. %100 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı bakap. Borsa İstanbul duyuru yaptı. Borsa İstanbul AŞ piyasalarında uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesi 5. maddesi çerçevesinde Avrupa Yatırım Holding AŞ payının, piya payının piyasasında şu maddeler hakkında işte numaralarını falan vermiş. Emir ve işlemlere yönelik olarak 6. 22'si 2023 tarihinden itibaren iki kişiye 1 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı Büyük takas ve internetten emir iletilmesinin kısıtlanması tedbiri uygulanacakmış. Aref gaffuri ve Ercan Eren Çayırmış bu kişiler. Hun yenilenebilir enerji, huner finansal duran varlık edinimi kapattı. Hun yenilenebilir enerji üretim aşe olarak katma değerli alanlara yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda özellikle elektrik depolama teknolojisi alanında projeler geliştirilmesine ilişkin gerekli finansman ve sermayenin sağlanması amacıyla Levent Mahallesi Cömer Sokak işte şurayı adresleri vermişler. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan 500 bin TL sermayesiyle %80 oranında kurucu ortağı olduğumuz Stormade Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ ünlandı, ünvanlı şirket kurulmuştur. yüzde %80 iştirakli bu şirketin faaliyet konusu da şarj edilemeyen birincil pil ve ile, bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının imalatını yapmak, enerji depolama sistemlerinde kullanılmak üzere batarya yönetim sistemi ve batarya paketi tasarımı geliştirmek, bunları satmak, pazarlamak, ihraç etmek, çeşitli teknolojilere sahip katı aküler, akışkan aküler ve benzeri enerji depolama teknolojileri, fotovoltaik güneş paneli, rüzgar tribünleri, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, termoelektrik elemanlar ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji üretim teknolojileri konusunda ürün ve sistem tasarımı geliştirme yapmak, üretmek, satmak, satış sonrası hizmetleri vermek, ithal ve ihraç etmekmiş. Uzun zamandır kapatmıyordu Huner. Global Yatırım Holding, GLYHO kar, kar payı dağıtım kapağı attı. Arkadaşlar 2 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Ee, tarih henüz belli değil. Teklif edilen tarih 12. ayın 27'si. Yani hiç vermeseydiniz daha iyi. Zaten enflasyonda enflasyonu da vurduğunuz zaman hemen hemen sıfıra denk geliyor. Aztek teknoloji ürünleri yeni iş ilişkisi kapattı. Şirketimiz ile Migros Ticaret AŞ arasında JBL markalı kulaklık ve hoparlörün Türkiye genelinde Migros mağazaları kanalıyla satışı amacıyla 2 yıllık tedarik sözleşmesi imzalanmıştır demişler. Şimdi arkadaşlar e, burada Migros biliyorsunuz perakende e, gıda perakende alanında hizmet gösteren bir şirket fakat bana göre Migros'u biraz farklı e, diğer gıda perakendenin dışında tutmak gerekiyor. Tabi bu benim kendi görüşüm. E, niye diyeceksiniz e, bu şirketin eee bayağı farklı alanlarda yatırımları var. Yani sadece e, bir market olmanın dışında e, diğer market e, şirketlerinden kendisini bayağı bir ayrıştırıyor. Elektrikli şarj istasyonu, işte efendime söyleyeyim. Kozmetik mağaza zinciri, elektrikli şarj, araç şarjı işte yemek sepeti benzeri online yemek siparişi alan. Ya bunlar gibi e, ne getir ne götürür tabii ki zamanla bakacağız bunlara ama bence biraz farklı bir alanda değerlendirmek gerekiyor. Evet volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında alhol paylarına yarın seans başından 7. ayın 21. seans sonuna kadar tek fiyat işlem yönetimiyle işlem görecektir. Açığa satış kredili işlem yasağı, bürüt takas ve emir paket tedbirleri de uygulanmaya devam edecekmiş Alholde. Evet aynı kap vol volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında rehak e, payları içinde yarın seans başından 7. ayın 21. seans sonuna kadar e, emir paket tedbiriyle işlem görecekmiş emir paket tedbiri, piyasa emri, piyasadan limitli emir girişinin kısıtlaması, emir iptalinin miktarının azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayını kısıtlanması uygulamaları kapsamındaymış. Devam eden açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri de devam edecekmiş. Evet günün son kapı Çelik Halat ve Tel Sanayi Ayşe Özel Durum Açıklaması kapı. Şirketimiz 4 Nisan 2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden çelik tel ve halat kapasite artışı ve modernizasyon projesinin e, Kambir kan bir içerisinde tel çekme ve patentli galvaniz sattığı yatırımı için seçilen üretim, üretici firma ile 4. ayın 4. 2023 tarihinde sözleşme akdedilerek projenin fiilen başlatıldığı hususu 4. ayın 24'ü, 4. ayın 4'ü 2023 tarihinde kamuya duyurulmuştu. Söz konusu yatırım kapsamında Haziran ayı içerisinde tel çekme ve patentli galvaniz hattı verici revizyonu işlemlerinin yapılması için Nizamoğulları Metal Makine İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited şirketi ile 1 milyon 150 bin TL bedeliyle tel çekme ve patentli galvaniz hattı boru hattı ve armatür imalat montaj işi, işi için FM mekanik ile 16.000 euro. Tel çekme ve patentli galvaniz sattığı havalandırma sistemleri ve çatı fanı imalat montajı için Hexagon Mekanik Sanayi Ticaret Şirketi ile 2 milyon 20 bin TL bedel ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Evet videonun sonlarını seyreden arkadaşlar geldik burada Fin Tables'a. Arkadaşlar uzun zamandır başımızdan ülkemiz ülkece hepimizi yasa boğan bir e, deprem yaşadık. Hepimiz üzüldük. Hepimiz yara aldık. Hem maddi hem manevi olarak. Oradaki insanların acısını içimizde hissettik. Yani insani duyguları içimizde yaşadık. Tabi hayatın gerçekleri ve hayat bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlar ilk deprem olduktan sonra hangi hisseler gitti? İlk giden şirketler çimentolardı. Şimdi Çimentoları, e, çimentoları konuşan konuşanlar var mı? Bence yok. Şimdik, e, <laughs> pardon. E, eskiden buraya fin tables e, şeyi koyuyordu arkadaşlar. Ne diyeyim size sektör. Ben şöyle yapayım. Öncelikle Nuh Çimento'dan gireyim. Oradan sektörü buluruz. Ee, rakip analizi diyelim. Evet. Çimentolar içerisinde gitti. Düzeltmesini yaptı. Epeydir, zam epey zamandır gitmiyor. Şimdi arkadaşlar bu çimento şirketleri içinde halka açıklığı en düşük olan şirkete ben daha önce baktım. Bunlardan bir tanesi Hemen şuraya bakayım. Birisi bu. Gördüğünüz gibi piyasa değeri 4.961 milyar TL tabii ki bu. Şimdi arkadaşlar FK'sı 5.12, PDDD'si 2.32, Fabrik 7.57, Çement. Bir tanesi de Yibitaş. En az halka açık olan şirket hemen şöyle yapalım. Çimente tıklayalım. Çiment bize gelsin. İyi e bir taş zaten yüksek bir e, fiyatlı bir ise, Herkesin alabileceği bir hisse değil. Gerçi iyi e bir taşı da e, alabilecek insanlar yani al, ben o ben alırım ben <laughs> arkadaşlar. Neyse. E iyi taş %6 halka e, halka açıklığı var. Çementin ona geleceğim. E, ondan sonra elimdeki listeye de bakıyorum. Çünkü e, hazırlığını yaptım arkadaşlar. Bir diğeri de yüzde Konya. Bakın Konya ve buradan seçtiğim e, üçüncüsü de Nuh Çimento. Bakın arkadaşlar şimdi bu şirketin toplam 150 milyon bin 600 lotu var. Yüzde 17.26'sı halka açık yani 15-18 milyon 18-19 milyon piyasada dolaşan lotu var. FKS 823, PDDD'si 383 hisse başı kar 15 TL. Hissenin fiyatı 123 TL. Nuh Çimento'nun depremden önce de 90 lira civarıydı. Hemen bir diğer şirket Konya. Niye bu kadar fiyatı yüksek? 2957 TL. Tabii ki de lotu az. Niye? 4 milyon 873 440 lotu var. 5 milyon diyelim. E, 750 bin tane hissesi piyasada. FK'sı 117.68, PDDD'si 30.24. Hisse başına kar 25 lira 13 kuruş. Hemen çimente, çimente geliyorum. Finansallar arkadaşlar ee, değişebilir. Eğer şirket iyiyse, iyi iş yapıyorsa, ee, bazı şeylere çok fazla takılmamak lazım. Çünkü yatırımlar vesaire bunlar e, finansalları çok etkiler. Yani ben bu sene 1 milyon kar etmişim ama 1,5 milyon yatırım yapmışım. Tabii ki de bilançom çok da iyi gelmeyebilir. Ödenmiş sermayesi 87 milyon 112 bin 463. 88 milyon desek %2.47'si halka açık arkadaşlar. %2.47'si. Yani 8 o, e, 9 mily 90 milyon desek 9 18 e, 22 buçuk yani e, 2 milyon 200 bin lotu falan var. FK'sı 5 12 PDDD'si 2 32 e, hisse başına kar 11 lira 13 kuruş. Şimdi arkadaşlar fiyatı da 56 lira 95 kuruş. Bunların hangisi cazip? Siz kendiniz karar verin. Hani herkesin depremden sonra koşa koşa ee, yarışla aldığı hisselerin bugünlerde yüzün, yüzüne bakan yok. Peki ne oldu arkadaşlar? Ne değişti? Deprem konutları mı bitti? Hayır. Yapılıyor mu? Yapılmaya devam ediliyor mu? Evet. Yaz dönemi daha fazla e, atak gösterir mi? Atak gösteremeden ziyade yaz dönemi daha hızlı yapılır mı konutlar? Evet. E, hava şartları açısından böyle. Peki... Buradan kazanacakları paralar en fazla tabii ki bölgeye yakın e, çimento şirketleri oradan pay alır. Fakat batıda yani daha batıda e, yer alan şirketler depremden fazla pay alamazsa nereden pay alır? İşte o deprem bölgesinde yakın e, imalat yapan şirketlerin Batı bölgesinde kapasite itibariyle satamayacağı çimentoları bunlar satar. Bunlar da oradan para alır. Ki oradaki şirketlerde deprem konutlarının hepsini karşılaması zaten mümkün değil. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değil biliyorsunuz. Burada yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi görüşlerim. Ben sadece bazı şeyleri göstermek istiyorum. Fotoğrafını vid çekerim, röntgenini çekerim. Size gösteririm. Nereden alırsınız, nereden satarsınız, ne zaman alırsınız, ne zaman satarsınız, bunları söylemem suç kapsamına girdiği için e, bu gibi sorular sormayın. Videonun başında da söyledim. Bakın e, yatırımcı olmak aslında çok basit. Yani herkes bir hisseyi konuşuyorken o hisseden kaçacaksın. Herkes bir hisseyi iyi şirketten bahsediyorum. Ee, unutmuşsa da o şirkete ufak ufak gireceksin. Benim stratejim bu. Şu anda konuşulmayan şirketler arkadaşlar buraya bakın konuşulmayan şirketleri burada zaten bakın Fintables bile öne çıkanlar diye bir yer açmış. Halka arzlar enerji, ulaştırma, holding ve banka kısmında öne çıkan hisseleri Arkadaşlar burada göstermiş. Siz de aslında çok basit bir şekilde bunlara bakıp kendinizce yatırımlarınızı kafanıza göre hangisi kafanıza yatarsa hangisinin kazanacağını düşünüyorsanız yalnız şunu tavsiye ederim. Son bir yıllık e, grafiğine bakın arkadaşlar. Gayet basit. Google'a girin. Google'da istediğiniz hisseye girin. Orada bir yıllık periyodik e, grafiğini açın. Nereden nereye gelmiş? Eğer ki bir senede %300-500 kazandırmışsa orada dikkat etmeniz lazım. Şirket ne yapmış? Yeni bir yatırım mı var? Yeni bir iş mi bulmuş? Maden mi bulmuş? Para mı bulmuş? Piyangodan para mı çıkmış? Eğer bunlar yoksa onlar arkadaşlar ee, muhtemelen spek olabilir. Hayırlı akşamlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.